Ve bununla da Yani kendime de Xeyirduanı Rəsul Rzadan aldınız. Rəsul Rzadan aldım. Şeirləriniz Yani. Başladı çap olunmağa. Çap olunmağa. Ama sözlerinizin ilk mahnı. Sözlerimin ilk mahnısını demeli, həmin bu Azərbaycan televiziyası ve radyosunun Fiyaretov studiyasında büyük bəstəkar Adil Bəbirovla dostluğum oradaydım. Elza İbrahimova geldi içeri girdi. Gördüm yaraşlı bir hanım. Ben de bunu tanımıram. Adil'den soruşturup şekil kimdi bu? Dedi ki bəs bu caman şahidi Vahid Əzi. Dedi senin şehrin var. Dedim yanımda var. Ben de Yevlahtan Bakı'ya gelende vagonda Behriman'ın şehrini yazmıştım. Çıkarttım şehri verdim ona. Bir alaka telefonu istedi. Üstünden bir ete keçti. Zeng eledi ki bəs gelin bize. Zavakzal'da da gittim evlerine. Çingiz de oradaydı kardeşi. Neyse musikaya kulağı astım. Düzüb biraz ben çok yekeli eledim. Dedim ki Elzi Hanım musiki hoşuma gelmedi. Aradan bir ete keçerinden sonra gittim. Bu Mehriban'ın mahnısı çıktı ortalığa. Ve o mahnını ilk defa Şöket Eleferov okudu rahmetli. Sonra da tamam Şeyhov okudu. Sonra başlığını okudu. Yani bir gün artık bu yıl 2018. ilde 50 ildi ki bu mahnı hayattadır. Deməli, bu ikinci versiyada da belə deyək. Biz ilk versiyanı görməmişik. Sizin bəyənmədiyiniz o çiğ halda olan ikinci, melodiyanı. İkinci versiyadır və bu mahnı yarandı. Bu mahnı yarandı. Gənc şair olasan Elza xanıma bu sonra Elza xanım mənim sözlərimə daha bir neçə mahnı yazdı. Şirin bir xəyalsa mahnısını yazdı. Sonra ömrünün sonlarında bir mahnı yazdı. Peşmanam. Onu inşallah yəqin ki oxuyarlar. Və bundan da Elza xanımın da əli yüngül oldu. Mən gəldim həyata. Musiqi həyatına. Musiqi həyatına. Çox gözəl. Bugünlük bu qədər. Sonda necə ki Vahid Əziz mahnısı ilə başlamışdıq. Sonda elə bu mahnı ilə də proqramımıza bir yekun vururuq. Daha yeni-yeni proqramlarda görüşmək ümidilə. Amma sondakı mahnı isə elə Vahid müəllimin ilk əsəri olacaq. Mehribanım musiqisi Elza İbrahimovadan, ifası dəyərli xanım xanəndələrimizdən. Buyurun əzizlərim. Susun, nece dağ.